Bak şöyle. Saygıdeğer izleyenler, şimdi hayvan sağlığı uzmanı veteriner Ali Güngör Bey ile beraberiz. Konumuz sokak hayvanlarının insanlara verdiği zarar üzerine konuşmak. Ancak biz insanoğlu dahil ayağına basılmadığı müddetçe birbirine bir şey der mi? Demez. Demeyeceğine göre hayvanların da ayağına basmadığımız sürece mutlak surette onlar da bize zarar vermez diyoruz. Ve aynen katılıyorum Ahmet Bey. Bak, Ali Güngör Bey'e soruyoruz. Buyurun. Görüyorsunuz hayvanlarımız insanlarla birlikte aynı ortamı paylaşıyorlar. Gayet de hiçbir sıkıntı görüyor musunuz? Şimdi ancak ne zaman görebilirsiniz? Ona hani sevgi, şefkatle yaklaşmazsanız. Bakın biz elimiz az önce mama verdik. Bak, hep birlikte zararı yaşıyoruz. Ne güzel bir şey. Hiçbir zararı var mı? Görebiliyor musunuz? Hayır. Bakın buyurun. O zaman insanların içinde dolaşıyorlar. Bunlar bu hayvanların da bir özgürlüğü var ya. Kesinlikle. Onlar da birlikte. Ahmet Bey, bunu kısaca şunu söylemek istiyorum. Hayvanlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Hayvanların psikolojisini uzun anlatmak istemem ama şöyle bir şey var. Onların da beyni, zekası, onların da bir duygusu var işin açısı. Kesinlikle. Onların da yaşama hakkı var. Aynen. Hayvanlar insanların bir kere zaten korku kaplamış bu hayvanlarda. Biliyorsun çok şeylerde yaşıyoruz. Dövmeler, kırmalar, vurmalar. Ne ceza, maalesef ne çok şeyler var. Yaşıyorduk bu hayvanlarda bu korkuların ötürü. Acaba bana bir zarar gelir mi? Karşısındaki o insandan sevgi, şefkat duygusunu alabiliyor bazen. Hatta zarar verecek insanı bile hissedebiliyor bu hayvanlar. Evet, böyle bir duygu var bu hayvanlarda. Ancak zarar verecek durumda tabii ki hayvan da kendini korumak zorunda değil mi? İçgüdüsel olarak. İçgüdüsel olarak. Ancak böyle durumlarda bazen saldırgan olabiliyor işin açısı. Buradan saygıdeğer Güngör, hem ünye, evet, ülke kamuoyuna hem de yerel yöneticilerimize, çokları zaten görevlerini yapıyorlar.